Gastropod, deniz gastropodu, işte fosilleşmişte bu kaya çiçerisinde, onunla ilgili de yani araştırma yapmak gerekiyor. Hangi zaman, arkeolojik zamanı şey olacak, bununla ilgili zaten detaylı şeylerden sonra tarihlemeyi yapıp müzemizde bunu yapacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi, şöyle. Mersin bisikletlerinden olarak sürüş yapıyorduk kardeşimle, Aslanköy'le. Arkamızda 3 yaşında oğlu Su Uygar var. Uygar bir şekil gördüğünü söyledi. Sonra inip baktığımızda taşın içinde sadece bu bölümü vardı. Sonra indik ve taşı aldık. Sonrasında resmini çektim ve yayınladım. Yayınladıktan sonra Su Ürünleri Fakültesinden ve sizler aracıyla irtibata geçip bu bölgeye bunu bağışlamamızı söylediler. Çok kişinin göreceği için. Biz de uygun gördük ve şu anda Su Ürünleri Fakültesindeyiz. Bunu gördüğümde kesinlikle çok eski olduğu zaten anlaşılıyor. Çünkü deniz kabuklarının Akdeniz çocuğuyuz. Deniz kabuklarını görüyoruz. Taşlaşmış bir fosil. Çok eski olduğunu düşündük tabii. O yüzden aldık. Yalnız hocamız bilgisini aktardığında, Deniz hocamız, 60 milyon yıl öncesine ait olduğu, yani dinozorları gören bir deniz canlısı olduğunu duyduğumuzda heyecanlandık tabii ki. Ve bunu Mersin halkıyla paylaşmaktan Mersinli olarak gurur duyuyoruz. Evet, bu bir deniz fosili, marine gastropod fosili. Toroslar'da çok sayıda fosil elde ediliyor. Bugün de bir Süleyman arkadaşımız bize bir marine gastropod fosili getirmiş. Tam yeri, lokasyonu Mersin'in Arslanköy lokasyonunda çok fazla zaten bu fosillerden var. Bu lokasyon, yani Anadolu, aslında çok eski zamanlarda Tethys Denizi'nin tabanıydı. Afrika kıtasının Avrasya'ya bildirmesi sonucunda yükselen bir bölgedir Anadolu. Ve bu yüzden de bir deniz tabanı olarak çok sayıda deniz fosilini barındırır. Tabi bu Paleosen dönemine ait bir marine gastropod. Gastropod dediğimiz salyangoz türü. Bunlar tabii ki kalker iskeletleri olmasından kaynaklı, dış iskeletleri olmasından kaynaklı kolaylıkla fosilleşebiliyorlar. Tabii bu tür biraz, yani biz çok sayıda aslında şey görüyoruz, fosil görüyoruz ama bu fosil biraz daha ender bulunanlardan. Bunun sebebi hem büyüklüğü olması, hem de konus genusuna yakın olduğunu düşünüyoruz bunun. Bu daha ender bir fosil olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunun araştırmalarını yapacağız, detaylı incelemelerini yapacağız. Daha sonra da müze kaydını zaten oluşturduk. Müzemizde sergileyeceğiz. Ya, Paleosen dönemi işte yaklaşık 50-60 milyon yıllık bir öncesi bir döneme tekabül eder. Sinezoik zamanda. Tabii bu dönemde Anadolu'dan bahsedemiyoruz. Anadolu Tethys Denizi'nin tabanı olarak geçiyor. Tabii bu o dönemlere ait bir fosil. Deniz canlısı fosili. Tabii bu çok fazla örnek var. Bunlar zaten bize Anadolu'nun bir deniz tabanı olduğunu kanıtlıyor. Bununla ilgili de biz müzemizde özellikle fosil kısmında paleontoloji örneklerin bulunduğu, paleontolojik örneklerin bulunduğu kısımda bunları sergiliyoruz. Yani Mersin ili fosil yönden çok zengin. Bazı, yani birçok insan doğada gezi sırasında bu fosillerle karşılaşıyorlar. Ve tabii ki ilginç şeyler bunlar. İnsanlar için ilginç geliyor. Taşlaşmış bir deniz canlısı. Bunları evlerinde barındırıyorlar. Aslında bu doğru bir şey değil. Çünkü bu fosillerin hem bilimsel bir önemi var, hem de bizim gibi, yani deniz canlıları müzesi gibi merkezlerin de diğer insanlarla buluşturacağı örnekler aslında. Benim çağrım,
elinde fosil olan, Mersin'de zaten yaygın bir fosil alanı olan insanların Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi'ne bunları bağışlaması gerçekten çok daha doğru bir davranış olacaktır diye düşünüyorum.